Excel Sarma Günlüklerine hoş geldiniz arkadaşlar. 10 gün boyunca sürecek olan sarma şenliklerimiz bir bidon yaprağımızın çıkmasıyla başlamıştı. İç kaldı, yaprak çıkar, yaprak kaldı, iç yap. Şaka şaka. Yarın Rabiş ve arkadaşları gelecek. Onlar 6 kişi gelecekler. Kuru dolma yapmak istiyorum güzelce. Hafta sonunda kuzenlerimi davet edeceğim. Onlara da kalsın istiyorum. Yarın da güzel bir tatlı yapacağım. Devam. Devam! Telefonu şuraya koyarken korkan atıyorum. Bebeğimi görmesinler, linç ederler hemen. Bugün arabayla gidiyoruz. Çünkü büyüklüğüme gideceğim. Küçüklüğümde istediğim hiçbir şeyi bulamıyorum. Bahane. Araba sürmek için bahanem. Gel. Ne oldu ki? Çok uzun bir liste yaptım sanki. Ne yazıyor? Susam, çörek atı, şekerpare, dolmalık soğan. Oraya gidince aklıma gelir. Bebek misin? Giy bunu da. Kıpıcık kıpıcık yap be. Ayy. Çirkin. Yap be. Yap. Ne kuşlar yapıyor? Kuş. Kuş. Yine de sevdim. Hayır yok, o yüzden güllaçlı tatlıdan yapacağız. Muhallebili güllaç. Bak mama. Tatlı yapacağız. Tatlı yiyeceğim mi? Al. Hadi sana mamam alalım. İlk defa yapacağım bu arada güllaçlı tatlıdan da inşallah güzel olur. Akkom öpücük yolla. Öpücük öpücük yap bir. Asıl öpücük yap. Kurban olurum. Ne istiyorsun? Mama. Aferin maması bu. Değil mi? Mama. Mama. Bunu açalım mı? Tut. Hayır, burada tut. Tamam, o zaman buraya koyalım. Sen ye onu. Hadi ye bakayım, güzel mi? Hadi ısır, yoksa ben yiyeceğim. Çirkin. Baba, mama. Evet, bak yoğurt. Yoğurt var, gördün mü? Kremalar indirime girmiş. Bu iyi oluyor, Refika'nın kremi. Yürü kolum da indirimde. Ay, biri gelip video çekemezsin diyecek diye korkuyorum. İçe kafer. Bu ne? Açayım mı? Aç de, aç. Hayır, Akko değil, aç. Abla aç de. Değil mi? Abla aç. O abla değil. Çim. Dolmanın altına koymak için şöyle baget alıyorum. Lezzet veriyor ve güzel oluyor. Kuş üzümü de alayım. Ne oldu Akko? Gidiyor. Asel gidiyor. Asel nereye? Gidiyor. Gitti. Bye. Akko bye bye. Yakaladım. Bugünden bir defter hazırlığı videosu yok. Hani bugünün videosu yok. Çünkü dünden yemek kaldı. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel yapmışım. Gerçekten de bereketli olmuş. Dün 12 kişi yedi. Kaldı. Yani bu kadar kaldı. Bu yemek çöpe atılmaz. Biraz da pilav var ama çorba kalmamış. Yani çorba çok az var. 2 kepçam da çıkar. Özlem abla biraz ezogelin çorbası yapacak. Ben de yarının hazırlığını yapacağım. Öncelikle sarma için hazırlayacağım. Kuş üzümü de koyacaktım, bulamadım. Yarın Rabiş ve kız arkadaşları geliyor. Belki 10. defa soruyorum. Kusura bakmayın. Bende unutkanlık var. Hani belki söylemiyorumdur diye.
Yaprağımı zaten çıkarttım. Bunu siz görmediniz galiba. Ben 3 defa 3 kettle yani yaklaşık olarak 6 litre sıcak suyu bastım. Akşam saracağım. İçini hazırlayacağım. Yemek hazırlamayacağım için ufak ufak bunları hazırlayacağım. Kerevizim var. Barbunya'yı ısladım. Onu yarın pişireceğim. Kerevizden salata yapacağım şimdi. Mercimeğimizi kaldıralım. Bu şekilde hazırlıklara başlıyorum. Haydi bakalım karışık dolma yapacağım. O yüzden binler bunu aldım. Zaten size de gösterdim. Bunu altına gezeceğim. Lezzet veriyor. Deneyin mutlaka. Belki Ramazan pidesi de yaparım ama belki. Tam olarak kendime güvenemiyorum. Kurabiye yapacağım. Damla çikolatalı. Tarifi zaten kanalımda var. Çekmeye gerek yok. Susam ve çörek otu aldım. Çünkü çok kullanıyorum. Bir tanesini de yengeme vereceğim. Hayır ben kuş üzümünü seviyorum. Dolmanın içinde güzel oluyor. Ve güllaç. Bunun da ayrı bir şekilde tarifi gelecek. Güllacı hiç sevmem. Şimdi bir tarif gördüm Instagram'da. Sürekli Reis'te geziyor. Demir poşetleri bitmiş bu ara. Bunları verdiler bedavaya. Bedava severiz. Muhallebili güllaç yapacağız arkadaşlar. Dünden aldığımız güllaç yapraklarıyla. İnşallah güzel olur. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar hemen kereviz salatamızı yapıyoruz. Kerevizlerimizi rendeliyoruz. Kerevizlerimizi limonluyoruz. Normalde hiçbir tarifte bu yazmaz. Kerevizleri limonlayınca tatlanır. Güzel olur. Mis olur. Bazıları içine yeşil elma da koyuyor. Yeşil elmayı nereden bulacağız? Pahalı şeyler bunlar. Boş verin. Kerevizin kilosu 25 lira. 1 kilo kereviz aldık. Mayonez koyacağız. Mayonez ama. Mayonez olmazsa olmaz. Yoğurt koyacağız ve mükemmel. İçine de ceviz koyacağız. Oldu da bitti maşallah. Salata da olur inşallah. Aa piyaz da var dolapta ama o yarın kızlara kalsın. Şimdi salatam için yavaş yavaş. Çoğul mu var çocuk mu var? Hiç şey değiller ya. İnsan gibi geçin. Ara sokak burası. Köpek mi var, kedi mi var? Ezip geçerler. Limonumuzu alıyoruz arkadaşlar. İyice bunun içine sıkıyoruz. Yarım limon yeter bence ya. Kereviz. Kereviz salatası. Sağlıklı besleniyoruz arkadaşlar. Ben bir şey arkadaşlarına diyet yemekleri yapıyorum. Şöyle limonluyoruz her yerini. Aslında ovalamıyoruz da. Şimdi sosunu yapalım. Yoğurt, mayonez ve son dokunuş ceviz. Ben bunu çok seviyorum. Çok da lezzetli oluyor. Salatanın içine arkadaşlar dereotu doğrayacağız. Semizotu çıksa da yemeğini yapsak, yoğurtlasak, buzluktakiler bitti. Evet, bunu alıyoruz. Güzelce kerevizimizi ekliyoruz. Ben bir şey yanlış mı yaptım? Sanki. Evet, şimdi yoğurdunu atacağız. Mayonez. Daha önce söylediğimi biliyorum ama ben bu yoğurdu A101'den aldım. Asla reklam veya işbirliği falan değil. Ben tadını beğeniyorum. Çok oldu biraz. Gel bana biraz. Mayonez sıkalım. Bu dolapta kaç gün durarsa dursun hiçbir şey olmaz yani yapabilirsiniz. Kim osurdu it osurdu it nerede yorgan aldı yola çıktı. Karıştırıyoruz.
Tuz atıyoruz. Ne kadar hızlıyım değil mi? Bakın pat 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 pat. Hazırladım maşallah bana. Evet, bunun içine döküyoruz. Gene yayında aile soruları. Oruç tutmuyor musun? Oruç yok mu? Oruç sana uğramadı mı? Niyetli değil misin? Benim niyetim bozulmuş. Ben niyetsizim. Evet, varsın bu alemde. Karıştırıyoruz. Gup 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 doğrarın. Bunun içine bir de ne yapacağız biliyor musunuz mu? Ceviz. Of, gelen kızlar ne kadar şanslı ya. Of Rabiş ne kadar şanslı. Benim gibi bir ablası var. Kim kardeşi için sofra hazırlar? Kimse ama Gizem yapar. Çünkü Gizem. Çünkü o bir kış kızı. Hadi bana bir alkış. Arkadaşlar, yoğurdu da az olmadı bence ya. Az mı oldu? Yanısı yanısı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sofralarımıza bolluk bereket nasip eyle ya Rabbim. Sen kimsenin sofrasında göz bırakma Allah'ım. Kötü gözlü insanlardan bizleri koru ya Rabbim. Gerçekten bazılarının gözleri çok kötü biliyor musunuz? İnsanların sofralarında evine aldıkları ekmekte bile gözleri oluyor. Senin de evinde ekmek var ama o insanın aldığına ne göz dikiyorsun? Pis gözle bakan çok fazla insan var. O yüzden etrafınızdaki insanlara çok dikkat edin. Evet, hazır. Hemen cevizlerimizi de atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kereviz salatamız okey. Şimdi de arkadaşlar kabak tarator yapacağız. Parmağıma bir güzel soktum. Şöyle. Ne oluyor ya? Yan yan kesiyoruz. Sonra bismillah. Elimi kesiyorum. Hissettim şu anda. Bunu zeytinyağında güzelce kavuracağız. Dur lan Özlem, tenceresini kullanayım. Alsaydın tencereni. Ne yapayım? Almıyorsun. Allah Allah. Ben de kullanırım. Kabak tarator. Zeytinyağımızı döküyoruz. Güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsaklı yoğurdum var. Anne yayın video çekiyorum. Ben yoğurdun geri kalanını ne yaptım? Yoğurdu gördünüz mü? Salatasından biraz iftar sofrasına koyacağım. Bugünkü iftar sofrasına. Geri kalanını da saklama kabına koyacağım. Dereotu gerçekten çok hoş bir görüntü verdi. Şöyle size de yakından göstereyim. Böyle. Yine geldi. Bence herkese gereken cevabı verdi abla. Allah razı olsun.
deneyin arkadaşlar. Ezan okumasına çok az kaldı. Şöyle iyice kavuruyoruz bunu. Burada da yemeğimiz ısındı mı? Ay, güzeli de kalmış. Tüh, görmeseydim yemek ısınmayacaktı. Pilavı da ısıtmayı hiç sevmiyorum ya. Siz ısıtıyor musunuz pilavı? Kim atıyorsa hadi Allah razı olsun. Bayılmak üzere. Aşk onun biraz. Gördün mü? Nasıl çıktı? Allah razı olsun. Ben bir salata yapıyorum. Hemen. Hayır ya. Soğan salatası. Haydi bakalım. Ekmek yok. Ben hiçbirini doğramadım daha. Oraya geçmedim daha. Naneyle bir işim yoktu ki. Yazan kalem siyah benim kaderim. Evet. Serkan abi evlerinin önüne kamera taktırıyor. Sizce ben her gün istisnasız ne yapacağım? Hadi bir tahmin edin. Bak, beni tanıyanlar direkt tahmin edecekler. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. 5 dakika kaldı. İftar ama her şey hazır. Tabii ki. Sumağı pazardan alıyorum. Taze taze. Evet, tabağımıza alıyoruz. Zeytinyağı, nar ekşisi. Çok harika bir soğan salatası. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağımızı döküyoruz. Kaç tane ekmek almış? 4 tane pide almış. Maşallah. Öf ya. Sıcacık gitmem. Ama bu bize haksızlık. Salatanın suyuna bandıralım. Anne el hareketi çektiğini görüyoruz. Versin. Gerçekten pideye ekmek, yani o pideyi yemeyi o kadar çok özlüyorum ki. Salatanın suyuna bandırmayı. Deniz bari gel suyumuzu içe kızım. Hazır, görüyorsunuz. Tabağımızı yoğurtluyoruz. Şimdi sıra Özlem geldi. Özlem'in tenceresi. Özlem tenceremi kullanmış, ben mi de izinsiz. Sen tencereni almadığın için artık bu tencere benim. Var dedi ya. Dolapta var. Muzu içim yanıyor. Benim de var ya, ben de artık soğuk su içmeye başladım. Çok içim yanıyor. Babam hafta yemeğe gelmeyecekti. Ben bugün ayrıca bir yemek yapmadım ki. Geldim. Dünkü yemekleri yaptım. Ah. Bir şey olmadı. Ben de bir şey için çekiyordum. Beni paylaşıyorum ya, onun için çekiyordum. Valla bereketli oldu. İki günde yani, çok şükür. Haydi sofraya. Evet, inandık. İstanbul için iftar vakti. Özlem için. Afiyet olsun. Al oğlum. Çorbayı kim yaptı? Sekola, ben ortak karar. Özlem. Özlem atalı çorbası var. Ben Özlem'i severim. Ama yemem lazım. Yemem lazım.
Bunu yemek yok bu yesem. Ben zaten kerevizin kökünü yemem ki sen onu yerim ben. Ana bebe nerede lan? Ben de aynı sorun mu kadar? Parma içine başladım. Pirinci yıkadım. Maydanoz doğrayacağım. Soğan doğrayacağım. Bu şekilde bunları halledeceğiz. Küçük küçük doğruyoruz. Domates doğrayacağım. Nanem var biraz. Misafir gelecek ya. Özlem abla da buradayken dedim oturalım saralım. Serkan abiyi kaçırdık. Yeter ya doktor ya. Dur dur ben halledeceğim onu sen bekle. Çamaşırını öyle olmaz mı? Bu arada elimin üstünde ruj denedim arkadaşlar. Başka bir şey olmadı elime. Ben içine bol bol malzeme koyuyorum her zamanki gibi. Şurada elimdeyken de sumağını da koyayım. Burada da sofraya koyduğum soğandan kaldı. Ya bu çöpe gidecek bir şey değil bence. Çünkü aynı malzemeleri zaten sarmanın içine de koyacağım. Dedim küçük küçük doğrayayım. Bence yanlış bir şey yapmıyorum. Selam arkadaşlar. Yine mi sen? Soğukçulardan kim kaldı? Hadi doğra. Ha hesabı mı? Ha, doğru. 13.100 lira. Bekliyoruz. Ben de soğan dolması için soğanlarımı şey yapıyorum. Sen gerçekten bunların domatesin kabuğunu soymayacağız mı? Hayır, dolma yapıyoruz ya. Bu arada Serkan abi soğuk durmaya çalışmış bir insan. Sen köpek balığısını gördün. Sen köpek balığısını gördün. Telefona bildirim gelip duruyor. Bildirim yeri açtım. Demin arabayla geçiyorum önden. Bana bildirim geliyor. Salak benim de dedim kocam. Sen şimdi şikayet etmez miyiz? Fikri mülkiyet ihlali. Özel hayatın gizliliği. Semih abi biri işten arkadaşım yazmış lan. Ben miyim? İşte arkadaşım ben. Ama sakin ol. Tamam, sakin ol. Relax. Sakin ol. Kafamı direkt soktum o tarafı. Sinirlerim gerilir hemen. Bu olabilir canım. Ne olur? Olamaz. Asel nerede? Asel içeride. Asel yok. Gitti. Soğan dolması yapıyoruz. Böyle mi? Gerçekten böyle mi? Öyle tabii. Neden doğramıyorsun? Gıcıklığı yapmıyor. Ya da bıçağını kesmiyor. Emin değilim. Geçen buna biraz böyle çift rakamlı para geldi biliyor musun? Okuyamadım. Bana ne diye aramıştı. 160 lira para geldi dedim. Harbi 160 milyarmış o. Ben diyorum ki 16 lira yok. 160 lira, 16 lira dedin lan. Hayır 160 dedim. Gelmiş 160 lira para gelmiş dedim. Salak mısın sen, iyi oku onu dedim. Ya bir baktım hayatımda bazen böyle bir rakam mı görmüş mesafımda. Özlem görsek iyiydi diyor aşkım, gel. Araya gir şuraya. Bu arada arkadaşlar soğan dolmasını hep gösteriyorum. Şurasını almıyoruz. Burasını götünü alıyoruz. Özür dilerim. Evet. Şurayı almayacağız. Bunu niye aldın oğlum? Bu şey olacak. İçine gidecek. Neden almıyoruz lan oralarını? Çünkü böyle böyle çıksın diye. Evet. Siz de yapıyordunuz değil mi? Otelde yapıyorlar. Soğuk. Ben ilk otelde gördüm. Çok yadırgamıştım. Soğanım dolmasın mı olur lan demiştim. Ama lezzetliydi. Sevmiyor musun?
yarım kilo dolma yapacak diyeceğim mi? Sen de yiyin mi? He ye, ondan sonra git kocayı zorla dışarıda yürüt seni yağla. Evet. Sonra güzel. Niye yaptın? Değil mi? Medine'ye varamadım. Gül kokusu. Ama ben annemin numarasıyla yaptım mı? Ben Resul'e dayamadım. Soğan yıkanır mı Serkan abi? Yıkanır, acısı gitsin diye. Hayır, şefi soruyoruz. Sağ mısın sen? Bilmiyorum. Ben yıkamıyorum. Ya nasıl sen aşçılık yaptın ya? Valla ben yıkamıyorum yani. Otelde yıkatmıyorlardı. Allah. Evet. Sebebi neymiş? Oğlum şimdi oteli karıştıracak olsa ben yıkamadan domates doğruyorum orada. Benim mesleki tekniği değil mi arkadaşlar? Şey, benim dayım kasayı direkt yağ kazanın üstüne çeviriyordu şeyde biber kazanını. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Aşkım siz de çok istersiniz. Şeyde kahvaltı bölümünde bu sabahtan kalan jambonlar var ya. Hepsini toplayıp herkese güne sıcak çıkarıyorlardı. Evet bu ama normal bir şey ki. Bence aslında güzel çünkü ziyan olmuyor. Bak sen de kahvaltıdaki şimdi ama şey az önce yemekteki soğanı kahtın sarmanın içine koydun. İsraf vermiyor aslında. Bence çok güzel bir durum. Köpe gideceğini ertesini sıcakta kullanıyor. Pilavı mesela yumurtalar hiçbir zaman çöpe gitmiyor. Komple geçip onları soyup ikiye soğukta böyle. Üstünde yoğurt niye iç müçüş oluyorsun sen? Yukarıda ana şey yapıyorlar. Sandan pis çeke. Bana hiç böyle içi soslar ekliyorsun ha. Gözlerim yandı. Arkadaşlar bunu buradan vuruyoruz. Yarısına kadar bakın. Görüyorsunuz. Açıyoruz. Anlatmaya gerek yok. Ama gözleriniz de yanıyor güzel. Beni ağlattılar. Beni ağlatmayan size neler yapmam. Aç oradan şeyi. Bu gece son gecem olsun. Ben böyle saçma sapan şeyler dinlemem. Yani hayat enerjimi böyle yapmak varken öbür türlü çekemem dibe. Evet salçamı koydum, nanemi attım. Serkan abi de yaşlanaya doğradı. Şimdi pul biber atıyoruz. Şey pardon karabiber. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ne arıyorsun? Takla arkada. Güzel yiyemem. Güzel. Pul biber. Denedin mi? Kimyon denemedim. Deneyelim. Ben şu anda deneyemem çünkü yedim. Denemedim. Bu benim problemim. Toz biber komple. Zeytinyağı ve normal sıvı yağ da attım. Şimdi gelelim. Sonra nasıl yaptı diye baktım. Nar ekmesine. Şöyle yapacağım. Yüzük kutu gider, konçanın gider. Ana, doktora böyle şey gider gider. Gizem de önden benim piçetemi tutuyor. Linç. Ay, beni karıştırıyor. Neyse ki siz değil de siz. Eldiven yok muydu? Vardı, keyfim öyle istemedi. Bir sürü insan yemin mi çekme? Girmesini söylersek sen de beni soktuk. Bak el lezzeti diye bir şey var tamam mı? Saçını toplamamışsın. Hem de dökülüyor biliyor musun? İçinden kıl çıkacak. Onu da artık şey gibi düşünün. Proteini gibi düşünün. Ay çok saç güzel sarma. Bir şey söyleyeyim mi? Varsa büyük bir şeye dökelim. Yok şu büyüklerini ya. Çıkar. Şunu var ya. O yıkanmamış. Ne iş yok? İçinde zaten sarmanın suyu yok muydu? Bir iki dakika suyu çok bu. Karışmayacak yani yastığına. Dur kankim. Bu ilerleyen de holdur karıştırmak var. Bu küçük şeyde benim en sevdiğim. Aman. Neyse çek onu bana şimdi. Ben bir içini temizleyeyim. Yapıştır kanks. Annem ne sevdi? İşte dibine kadar silin bak.
Anne içeriği hazırladınız mı? Geliyoruz. Düğünüm var bu cuma. Düğün sarması yapıyoruz. Düğün sarması yapıyoruz. Gizem de gelin oluyor. Rabişe sıra geliyor. Gizem de gelin oluyor. Şuna bir koca bulun. Rabişe sıra geliyor. Ben koca istemiyorum. Artık gerçekten şuna birini bulun ya. Gizem de gelin oluyor. Rabbi çizene giriyor. Nehir tek başına akılıyor. Bütün ev işi mehire kalıyor lazım. Oh oh oh. Evet. Mini Amina diyor. Yeni düğünümüze hoş geldiniz. Yaprak zaten bana da ver. Bir yerden de ben bu tarafa açayım. Al. Sen değilsiniz. Bak mama. Hayvan gibi şey yapıyorsun Gizem ya. Ya neresi hayvan gibi? İnsan gibi sardım. Yerken hiç hayvan gibi şey yapmıyorsun ama. Evet. Ha, çocuk bahçesi mi bunlar? Çocuk. Ha, babam ye onu. Ham yap babacığım. Ham. Annem karnın ağrı yeme kurbanın olur. Ham yap babacığım. Akko. Mama. Evet mama. Mama. Onun olur, lezzeti çok farklı bir şey içeceğim. Evet, önceden ben de çok yardım sakın. Yap be. Zehra'ya öpücük yapsana be. Öpücük öpücük yap be. Zehra de bak. Zehra burada bak. Öpücük yap. Hadi öpücük yap. Bir tane. Hayır, onu artık sen yedin Hasan. Hayır, öp. Gif. Şuradan. O zaman YouTube videosu çekiyorum bak. İhlal yiyeceğim senin yüzünden. Kalk babanın yanına. Kalk kız. Kalk kalk sen. Kalk kalk. En ufak bir şarkı kalk kalk evet. Evet. Şarkı hiç olmaması gerekiyormuş. Şekilliğine bakar. Al asalı görünmüyor. Nasıl şarkı olmaz gerekiyor? Gizem de bir. Gizem. Hadi. Gizem. Boş ver annem. Söyle bakayım. Daha Gizem kullananlar nasıl kullanıyor? O farklı bir şey. Gerçekten. Normal bir şekilde YouTube videosu çekerken arkadan ses... Müzik olması videoya ihlal getiriyor. Yani sen o videodan tek kuruş para kazanamazsın. O şarkının sahibi direkt senin hesabına ihlal veriyor. Ve bu birkaç defa tekrarlanırsa kanalın kapanıyor. Uğraş, emek hepsi boşuna gidiyor. Şurada. Bak şurada saç var. Şurada bak. Bütün hijyeni yedin. Hayır! Bunu ye. Yoksa kalk git buradan. Çabuk. Git babanın yanına. Kalk kalk kalk. Bir tane de bana öyle söylersen babam. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Nehir. Hadi bir kalk kalk desene. Hadi küçük çaydanlıklar. Sen koyla bana bir çay yapmadın. İyi biz insan değiliz. Niye biz insan değil miyiz? İnsansanız bize niye yapmadınız, içtiniz, yaladınız, yuttunuz da? Siz yokken getirdik. Evet siz yoktunuz biz içerken. İstedik de yine getirmediniz. Şimdi ne yapalım? Geçmişiniz bizi hiç hazırlıyorduk. Evet çalışıyorum. Yalan söylemeyin. Gözümüzün içine boka boka içtiniz. Gır 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 fındıkları çal zile. Nehir. Gel en azından şunu bir al buradan ne olur. Yedi sülaleni. Yürü git kız. Ver. Hı? Yaprak ver. Bir de iç çekiyor. Çirkin. Kızılcıklar oldum, senelere doldum. Gel. Bu ihlal giriyor mu? Hayır. Ben söylüyorum çünkü. Sen söylüyorsun çünkü. Mi? Uyuyacak mı? Hayır, uyumayacağım. Yalan söylüyor. Anne telefonun nerede? Aa şurada Serkan'ın bak kolunu dayadı yastığın altında. Birileri ne arıyor? Hadi mani ayıza git. Bitti bahane. Tülay'cım ne diyorsa doğrudur. Sinem yalakalık yapma. Çok göründüğü gibi değilmiş hiç. Çayınızı yapalım. Tülay'da. Nehir. Çayı, suyunu koyalım. Çayı da yaparsın. Annem senin suyu da yapar, çay da yapar Nehir. İstersen bir deneyelim. Hiç koşun, niye bu kadar azalmış? Telefondan açarsak olmuyor. Sen söyle, sen hadi. Hadi sen söyle de dinleyelim. Boş kan bir şeyini al gel kocam. Dünyaları bir karşına koş. Sonra orada diyecekler konser veriyor mu diye soracaklar.
Yok şu diyecekler yok. Ne güzel yanlış da ünlüyüm olacağım. Aynen. Başımıza bela oldu. Bak bak evet evet. Adam bir limon limon dedi, aldı başını gitti. Bir mandalin mandalin dedi, yürüdü gitti ama hızlı koşan atın oldu. Biz portakal diyoruz diyoruz ama boşa değil mi? Oluyor. Şimdi arkadaşlar. Bizim onun altındakiler ne? Tavuk. Et. Tavuk. Tavuk tavuk. Tavuk. Kıt 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 ah diyecek. Kim kurtar beni diyor. Kim diyor? Dizo Aksaraylı bir diyor kurtar diyor bak. Aksaraylı. Ne olmuş anlamadım. Hadi Gizem ya. Ne yapayım? Sarmaya devam et. Ben saramıyorum. Selam aşk olar. Sırf gıcıklığına. Abi Allah aşkına. Yok be yaprak bana. Cidden. Okuma diyor bana gördün mü? Yapraklar maalesef biraz kart. Karttan ziyade bu, ya benim bu sevmediğim biçimsiz yapraklar. Hani sana da ayırdım verdim ya hatta al bunları kendin sar diye. Aldığı kadar onu der misin öyle? Aldığı kadarım. Şey aldığı kadar sarma. Ya Allah Rabbim bana öyle bir el vermiş ki dokunduğum her yer bolluk bereket içinde. Aynen onda. İlerideki canım eşim, canım kaynana. Evet canın eşin ve canın kaynana. Kaynana. Bir yemeği 5 gün yiyebilirler. O kadar ki bolluk bereketlesin. Bir gün pişirir 10 gün yer. Yeriz. Kıskandın mı? Umarım hani kaynana beraber yan yana yaşayacağız ya. Biz de günlük fazla yemek yeriz değil mi Tütü? Tütü ver de şunları yiyin lan. Helal ya. Yayındakileri el sallayın. El sallayın. Koşuşun. Koş. Ne kadar net çıkıyorum maşallah. Ya. Bakın bok yazıyor görüyor musunuz terbiyesiz. Serkan mı? Hayır. Serkan abi gitti mi? Yani bok deyince akma dedik. Çok evde. Günaydın. Aşırı bir şekilde üşüyorum. Saat 3.35. Yorgunum. Uykum var. Her şey var. Yerimde ne var biliyor musun? Bilal. Sahura ne hazırlayacağım? Sosisli menemen diyeyim. Aslında menemen değil de sosisli bir şey. Kendime bir kahve yapayım. Niye tipim kaymış benim? Haşlanmış yumurta koyalım. Sosisinin yanına iyi gider. Evi yıkıyorlar bile. Dün ben var ya sabah filtre kahveyi fazla yaptım. Akşama dedim soğuk kahve yapayım. Hiç. Hani dedim biraz havalar ısınmış. Pek mümkün olmadı. Çay demlesem mi demlemesem mi? Demleyince içmiyorlar. İçmeyince demleyince içmiyorlar, demlemeyince istiyorlar. Neyse ben yapayım da.
Acı. Herkes çayını tanır. Oha çok attın demek. Bu kadar da anca çıkıyor. Ben kuru dolmayı da çıkardım arkadaşlar. Bu sabaha kadar çözülsün. Şimdi bundan biraz yaprakları haşlayacağım. Ya da önce soğanları mı haşlasam? Kart kart yapraklar kart. Evet arkadaşlar, sosisli menemen yapıyoruz. Sosislerimiz küçük küçük doğrayacağız. Ben daha önce bunun tarifini YouTube'da verdim mi? Kankama çaktırma deyince ben. Domatesleri yıkıyoruz. Ben de çok iyi yıkadığımı söyleyemem. Ama kabuğunu soyacağız yani sonuç olarak. Evet. Sonra bunları bir güzel soyuyorum. Ben şu şekilde bıçak kullanmaktan şuralarımı mahvetmişim. Bu bıçakları makine yaptığınızda bunların ucu köreliyor. Ömrünü tüketiyorsunuz. Normalde ömürlük bir bıçaktır. Yani sabahın 4'ünde size yaptığım mükemmel konuşmalar gerçekten. Bakın Özlem ne tenceresi ne tabaklarını götürmüş. O benim karşıma çıkıyor. Ben o tabakları çanakları kullanıyorum. Sonra bu bir döngüye giriyor ve Özlem'in evine gitmiyor bu tencereler. Hayır ya Şebnem. Verdiğim teselliler beni. Tarif güzel bir tarif. Mutlaka deneyin. Hoştur. Sosis zararlıdır. Ama da hoştur. Bahar abla hoş geldin. Hayır tabak Ikea'dan değil. Niye sevmiyorsun? Evet. Şimdi de bunları doğrayacağız arkadaşlar. Çok sevgilim oldu. Oho, tişört değiştirdiği gibi sevgili değiştiriyoruz. Tencere tencere.
Kaynanar adam garakı, görünce Allah belakı. Damat beyi sorarsan, yaş pastanın ortası. Canım kaynana, ay çarpıldım. Ya bu umutsuzluk değil, dediğim gibi. Nasipin öte yolu yoktur, evet. Nasibinin nerede olacağını bilemezsin. Ama ben artık sosyal medyadan gerçekten biriyle tanışmak, görüşmek istemiyorum. Normal ya. Böyle markete gittiğimde karşılaşabileceğim hani gerçek birisiyle. Evet arkadaşlar, şimdi sosislerimizi bu şekilde doğruyoruz. Sonra tenceremizi alıyoruz, sabahımıza değil. Bunları gavur 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 gavuracağız. Rabbim ağlatmasın. Allah hep güldürsün. Sabır kaçta okunuyor? İmsak vakti. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şu an saat 4.34. Acaba Gizem sahuru yetiştirecek mi? Yoksa annesinden merak edecek mi? Gizem sahuru yetişmedi diye imamı tuttu mu? İmam ezanı geç okudu mu? Evet. Bugün 19 Mart Salı. 5.36. Tam olarak bir saat var. Evet, evdekileri kaldırmadığım için. Aslı kilosu 500 lira ya Aslı. Anlasana Aslı. Kudurma ya Manilo ya. Kavuruyoruz. Kavur 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 kavur. Bu kavrulunca domatesi döküyoruz. Biraz salça koyabiliriz. İnşallah şeker değildir lan bu. Arkadaşlar domatesi üstüne yatırdım. Karıştırmıyorum. Püf noktası. Böyle yapmazsanız olmaz. Altını da kısıyoruz. Dumanlar. Soğanları iki tur çevirelim bakalım da. Bunların da hiç altı açık değilmiş gibi. Salatalıklar taze taze olduğu için hiç de soymuyorum. Adam olanı çok bile ne soyacağım ya. Hacı Şakir, Sinem, en güzel. Siz kahvaltıda salata sever misiniz? Ozan'a bakan bir abla vardı, bakıcı. Nereliydi ya? Kazakistan mı, Kırgızistan mı, Ağızkalı? Bir yerliydi, tamam mı? Sabah kahvaltıya salata yapardı. O kadar hoşuma giderdi ki. Hele bir makarna yapardı. Böyle havuçlu havuçlu. Ama sarmayı sigara falan içtiğim yok gerçekten. Tencerenin dumanı. Bakın açıyorum. Çoğalıyor. Kapatıyorum azalıyor. Cidden sigara kullanmıyorum. Sigara zararlı. Alkol zararlı. Oğlum 25 yaşında, 38. Nasıl oluyor lan o? 10 yaşında mı doğurdu? Hele şu sosislere bir bakın.
Maşallah. Şimdi bunun baharatlarını atıyoruz arkadaşlar. Salçasını atacak. Bunun püf noktası kekik. Kekik olmazsa bu da olmaz. Bol kekik döküyorsunuz ama. Ve karabiberim vur kadehlere hadi. Allah'ım Ramazan Ramazan neler söylüyorum ya. Çarpılacağım. Havlar tabii. Hoşuna gitmemişsindir. Ben köpek olsam seni görsem ben de havlarım. Şu an kimi havladın? Ne yapardım biliyor musun? Nasılsın? Gülerdim. Peynirimiz hazır. Ay bismillah bir şeyler oluyor. Hele bakın kim gelmiş. Lili. Hoş gel. Şuna bir bakar mısınız? Ya şuna bir bakar. Ekmeği getirin banın banın yiyin. Bu arada soğanlarım da oldu. Asla benden vazgeçmeyenler. Kedi aç değil, babam onlara bir şey fırlattı. Yani sosis verdi. Evet. Tabaklarımızı alıyoruz. Hatice'cim teşekkür ederim. Kesene bin bereket olsun. Mesela bundan yiyebiliyor muyum? Hayır, çünkü bu ekmeksiz yenmez. O yüzden ben de yemiyorum. Bir de bunun şeyli versiyonu var. Kahvaltılık ketçapla hazırlanan versiyon. Evet. Evet. Soğanlarımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yandım. Çok yoruldum ya. Bunları bulduğuna şükret. Sus beni sinir etme. Nankörler görüyor musunuz? Ben. Özlem'i de yaradım. Tık yok. Ondan sonra Serkan abinin seni aradı. Ne yapıyor anne? Hele ya kardeş, hoş musun? Dolu musun? Boş musun? Ne? Ne? Gülay'ı arasana. Niye? Kalkmamışlar. Kalk 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 deyin. Sıcak ekmek mi o? Evet. Sıcak ekmek. Ya anne. Kaç? Kaçta şu an? Ya yedirle arasına sürelim. Bak duman çıkıyor. Saat 5 olabilir. Ama bu demek değildir ki güllaç yapmayacağız. Ben sevmem güllaç. Sütlü peçete yazıyorlar oradan zaten. Muhallebili güllaç yapıyoruz arkadaşlar. İddiaya göre güllaç sevmeyenler muhallebili güllacı seviyorlarmış. Bakalım, deneyelim, görelim. Hayatımda ilk defa yapacağım. Daha önce çok küçükken kuzenimle beraber, Rukiye abayla beraber yaptığımızı hatırlıyorum. Gerçekten o sütlü peçeteye benziyordu. Yenmemişti. Muhallebi yapıyoruz. 1 litre süt. Tarifte 4 yemek kaşığı nişasta yazıyordu. Ama ben 2 yemek kaşığı nişasta... Tamam, 4 tane koyayım. Tabii ki benimkiler yanlışmış. 9 yemek kaşığı da şeker yazıyordu.
Arkadaşlar 9 yemek kaşığı toz şeker, küp şeker olmaz. Bakın tekrar söylüyorum. 9 yemek kaşığı toz şeker. 1 litre süt. Dost. İçimi dostuma döküyorum. Şaka şaka. 4 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un. 1 paket vanilya. Yumurta kullanmıyoruz. Tereyağı, margarin kullanmıyoruz. Çok basit. Bir muhallebi yapıyoruz. Ve içine de krem şanti koyacağız soğuduğunda. Ama soğuyunca, sıcakken koyarsanız o muhallebiden size fayda gelmez. Sütü sonuna kadar tüketelim. Nişastamızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli, lezzetli olsun. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Siz çekilir misiniz? Altınızda şeker var. 1,5 su bardağı şeker. Bu arada ben bugün akşama neler yapıyorum artık? Bugün akşam oluyor. Size toz şeker diye bağırdıktan sonra küp şekerin bana gelen şekli. Yapacak bir şey yok. Kabak yaptım. Tatlı videosunda niye bunları anlatıyorum ya? Tatlı yapıyoruz şu anda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne eksik? Un. Onu da koyup iyice çırpıyoruz. Arkadaşlar çırpıcı önerisi alabilir miyim? İyi bir çırpıcı. Neden bu saatte? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu sefer iyi olur. Ya ben bir dünya çırpıcı kullandım. Hep bu teller çıktı. Ecüş bücüş oldu. Bakın bu da aynı şekilde. Canım sen hazır bir dilimi 20 liraya almışsın. Ben mesela misafir gelecek, hazır alacak olsam kaç tane almam lazım? En az 10 dilim almam lazım. E zaten 6 kişi gelecek, biz evde 5 kişiyiz. Yani 20 dilim almam lazım. 20 çarpı 20 400 lira para yapar. O 400 lirayla ben bir akşam yemeği çıkarırım vallahi. Yalan mı? Pişti arkadaşlar, altını hemen kapatıyorum. Ocaktan alıyorum. Ben şimdi uyuyacağım, ona sabah devam edeceğim. Korkmayın kız, ben geldim son sabırdan. Öpelen veriyorum. Videoyu daha yeni düzeltebiliyorum. O kadar çok üşengecim ki videoların hepsini birbirine karıştırdım, unuttum. Ve bu videoda 138 dakikalık bir videoydu. Yarıya bölmem gerekiyordu. Burada bir dur dedim. Bir böleyim. Çünkü ben ilk zamanlar sahuru ayrı, iftara ayrı, tatlıyı ayrı çekiyordum. Dedim ne oluyor, ne yapıyorsun? Hepsini birleştirdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ya. Mutlu olurum. Değinirseniz eğer.
Ramazan da bitti. Gelecek diyorduk, şimdi bitti. Çok hızlı geçti. Tabii anlayabilene güzel geçti. Öyle.